No, che affrontiamo una grande squadra, una bella partita da giocare. Sono queste le partite che tutti i giocatori vorrebbero sempre giocare. Abbiamo questa grande opportunità di giocare in casa contro di loro. Sappiamo che vengono da un risultato non positivo in campionato, però sappiamo che hanno grandi giocatori, grande qualità, però siamo allenati bene, siamo convinti di poter fare la nostra partita, la giocheremo a viso aperto perché abbiamo le possibilità per poter fare il risultato. Çok önemli bir takıma karşı maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı. Kendi sahamızda oynadığımız için avantajlıyız. Onlar biraz zor bir periyottan geçiyorlar ligde aldıkları sonuçlarından dolayı ama çok iyi oyunculara sahipler, çok kaliteli bir takıma sahipler. Ama biz de yüzümüz açık bir şekilde oynamak istiyoruz. İyi bir periyottan geçiyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Gli arbitri non sono la cosa principale quando giochi una partita, giocano due squadre e solitamente vince chi gioca meglio e vince la migliore, quindi inutile parlare di arbitri prima della partita. Noi siamo consapevoli di dover affrontare una squadra forte, però come ho detto prima faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Kendi maçımızda oynayacağız. Bu tip güzel ve büyük maçları, oyuncuların oynamak istediği maçların ana konusunun hakemler olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin gündeme geldiğini düşünmüyorum ana madde olarak. Bu sebeple biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi zevkimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum bu konuda. Alcuni non hanno giocato, magari alcuni erano tornati dalle nazionali, un po' stanchi, hanno fatto i viaggi, mentre Ryan aveva avuto un problema in settimana, quindi hanno preferito non rischiarlo, anche perché Bruno stava bene, aveva bisogno di giocare, comunque ha fatto una buona partita. Questa settimana sono stati tutti bene, quindi avrò ampia scelta per lunedì per poter mettere la formazione migliore. Tabii ki de milli takımdan dönen oyuncularımız oldu, yurt dışından dönen oyuncularımız oldu. Yorgunluk da vardı biraz, o yüzden böyle bir kadro seçmeyi düşündüm. Ryan'ın ufak bir sakatlığı vardı, onu da çok risk etmek istemedim açıkçası. Bruno da iyi bir performans sergiliyordur antrenmanlarda, onu da ödüllendirmek, onu da görmek istiyorduk. Onu da gördük. Şu an herkes iyi durumda, herkes tam takım çalışıyoruz. Geniş bir şu an elimizde seçenek var, seçim için, kadro için en iyi oyuncularla sahaya çıkıp bu maçı kazanmaya çalışacağız. Non solo in Turchia, in tutti i campionati si parla spesso di arbitri quando magari c'è qualche piccolo errore, qualche piccola polemica, però è normale quando magari uno non si vince avere un alibi di prendersela con l'arbitro. Succede, loro possono sbagliare come sbagliamo noi, come sbagliano i giocatori, quindi è inutile prendersela con qualcun altro. L'importante è avere la coscienza a posto, saper di fare proprio lavoro bene, poi se si può sbagliare capita. Prendersi i 3 punti che non sono riusciti a prendere domenica col Besiktas, però è normale quando affronti una squadra così forte che abbia voglia di rivalsa e di vincere, anche perché stanno lottando per il titolo e quindi sarà una partita importante per loro, ma anche per noi. Tabii ki de sinirliler maçtan dolayı, kızgınlardı açıkçası skora. Onun için %100'lerini vereceklerine eminim. Çok kolay geçmeyecek her iki taraf için de ama onlar da kazanmak istiyor, şampiyonluk için savaşıyorlar. Ama biz de kendi işimize bakıyoruz çünkü bizim de hedeflerimiz var. Biz de kazanmak için çıkacağız sahaya. Certo, quando giochiamo contro squadre blasonate come il Fenerbahce è sempre una motivazione in più. Sappiamo che forse sono la squadra più forte del campionato, anche se hanno perso l'ultima partita, ma ciò non toglie le loro qualità e quindi noi ci stiamo allenando bene e quindi credo che faremo un'ottima partita. Tabii ki de Fenerbahçe çok önemli bir takım. Bu tip maçlarda oynamak çok güzel açıkçası. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Son maçta istedikleri olmayan, istemedikleri bir skorla sahadan ayrıldılar. Bunu da biliyoruz ama biz de iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. En iyi şekilde maça çıkıp istediğimizi alacağımıza inanıyorum. Ho saputo tramite la gente di queste cose, ma mi sono solo concentrato su Karagümrük adesso, sugli allenamenti, sulle partite e ovviamente fanno piacere queste cose perché danno motivazione, però come ho detto mi concentro solo sugli allenamenti, con i compagni stanno facendo bene e questo. Sì, vale lo stesso, nel senso mi fa piacere che anche la nazionale italiana mi cerchi, io penso di stare facendo bene. E vedremo, vedremo. Io sono concentrato, come ho detto, solo qua e è questo.
Tabii bu şeyleri ben menajerliğim tarafından ben de duyuyorum ama şu an %100'üm de Karagümrük'e ve takımıma katkı vermek istiyorum. Kendimizi daha iyi geliştirmek için, kendimi de daha iyi geliştirmek için, takımımızı daha üst seviyeye çıkartmak için çalışıyoruz. Tabii ki de Mancini'nin de, Mancini hocanın da bu şeylerini duydum. Tabii ki de beni çok mutlu eder. İtalya milli takıma çağırmam. Hani bu konuşmaların olması bile beni çok mutlu ediyor ama dediğim gibi şu an işimize konsantreyiz ama önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Daha iyi için her zaman çalışacağız. Certo, certo, quando giochiamo contro squadre blasonate come il Fenerbahce è sempre una motivazione in più. Sappiamo che forse sono la squadra più forte del campionato, anche se hanno perso l'ultima partita, ma ciò non toglie le loro qualità e quindi noi ci stiamo allenando bene e quindi credo che faremo un'ottima partita. Ho saputo tramite la gente di queste cose, ma mi sono solo concentrato sul Karagümrük adesso, sugli allenamenti, sulle partite e ovviamente fanno piacere queste cose perché danno motivazione, però come ho detto mi concentro solo sugli allenamenti, con i compagni stanno facendo bene e questo. Sì, vale lo stesso, nel senso mi fa piacere che anche la nazionale italiana mi cerchi, io penso di star facendo bene. E vedremo. Io sono concentrato, come ho detto, solo qua e questo. Tabii bu şeyleri ben menajerlerim tarafından ben de duyuyorum ama şu an %100'üm de Karagümrük'e ve takımıma katkı vermek istiyorum. Kendimizi daha iyi geliştirmek için, kendimi de daha iyi geliştirmek için, takımımızı daha üst seviyeye çıkartmak için çalışıyoruz. Tabii ki de Mancini hocanın da bu şeylerini duydum. Tabii ki de beni çok mutlu eder. İtalya milli takıma çağırmam. Hani bu konuşmaların olması bile beni çok mutlu ediyor ama dediğim gibi şu an işimize konsantreyiz ama önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Daha iyi için her zaman çalışacağız. Ben video çekiyorum.